Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erzurum yöresinden bir yemek hazırladım sizler için. Gliko tarifi paylaştım. Hemen tarifime geçiyorum, sizleri hiç bekletmeden. Öncelikle 2 su bardağı köftelik bulguru yoğuracağım kaba alıyorum. Ve üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Bu şekilde köfteleri, bulgurları şişireceğiz ve daha sonra yoğuracağız. Aynı bardakla 2 su bardağı kullanıyorum. Bulgurları şöyle bir karıştırıyorum. Şu anda suyu çok fazla ama birkaç dakika beklediği zaman hemen bütün suyu çekecek. Şöyle bir 5 dakika kadar bekletiyorum. Hem biraz soğuması için ve suyunu çekmesi için. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Bir karıştıralım. Çok az malzemeyle çok lezzetli bir yemek hazırladım. İsterseniz bunu hazırlayıp derin dondurucuya da koyabilirsiniz şekillendirip pişirmeden. Ben bir kısmını da öyle yapacağım. Hemen baharat ekleyelim. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da kimyonu ekliyorum. Şöyle bir tekrar karıştırdım. Yumurta ekleyeceğiz. Bir tane bütün olarak yumurta kıracağım. Yumurtayı da ekledikten sonra elimle yoğuracağım. Unu daha sonra ekliyorum. Biraz yoğurup böyle bulguru birbirini tutması gerekiyor. Şöyle bir önce elimle karıştırdım. Üç dört dakika boyunca yoğurdum. Burada ben biraz videoyu hızlandırdım. Burada güzel yoğurursanız köfteleriniz pişerken hiç kesinlikle dağılmaz, parçalanmaz. Çok güzel bir şekilde tutar. Hiç zorlanmazsınız. Burada biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Biraz yoğurdum. 3-4 dakika yoğurmanız yeterli bu aşamada. Unu ekledikten sonra da yoğuracağız daha. Bakın şöyle biraz bulgur birbirini tuttu. Toplamda 2 yemek kaşığı un ekledim. Unu da ekledikten sonra yoğuruyorum. Burada birazcık su ekliyorum ama çok az ekledim suyu. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar ekledim. Siz de yanınıza alın. Birazdan şekil verirken de zaten elimizi suya batıracağız, ihtiyaç duyacağız. Çok fazla eklemeyin suyu, çok yumuşak cıvık olmasın. Unu ekledikten sonra da yine 2-3 dakika yoğurdum. Evet, artık şekil vereceğiz. Tabağa birazcık un attım şöyle parmağımın ucuyla. Hemen yanıma da su aldım. Su ile şekil vereceğiz. Elimin ortasını ıslattım. Küçük bir parça alıyorum ve elimle gördüğünüz gibi uzattım ve parmaklarımın izini çıkarıyorum üzerine. Aslında şekil vermesi çok kolay. Yalnız çok büyük yapmayın. Biraz da pişerken büyüyeceği için çok kaba olmasın. Küçük küçük alın parçaları. Bu şekli yapmak istemiyorsanız direkt gördüğünüz şekilde de bırakabilirsiniz. Elinizle böyle biraz şekil verip uzatıp o şekilde de bırakabilirsiniz. Ben şekil vermeye başladığımda ocağa su koymuştum. Şöyle 1-1,5 litre kadar tencereye koydum. O kaynıyor. Hemen o hazır olsun. Şekil verdikten sonra hemen pişireceğiz artık. Gördüğünüz gibi ben bu kadarı pişireceğim. Kalanı da böyle aynı şekilde şekillendirip derin dondurucuya kaldıracağım. İstediğiniz zaman çıkarıp pişirebiliyorsunuz. Yalnız buzunun çözülmesi gerekiyor pişirmeden önce. Buna dikkat edin. Şimdi suyumuz kaynadı. Hemen içerisine tuz atalım biraz. Bir tatlı kaşığı kadar atabilirsiniz. Bir karıştırıyorum. Ve köfteleri artık içerisine bırakalım.
içerisine bıraktıktan sonra ara ara köfteleri çok dağıtmadan birkaç kere karıştırdım. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Bir 15 dakika kadar ben kaynattım. Yine de köfteden bir tanesini alıp içerisine bakın. Yumuşamışsa, bulgur kokusu gitmişse pişmiş demektir. 15 ila 20 dakika boyunca haşlayabilirsiniz. Şimdi artık köfteler haşlandı. Alıyorum içerisinden. Suyunu süzdürerek bir servis tabağına alalım. Gördüğünüz gibi servis tabağı doldu. O biraz soğusun orada. Biz sos hazırlayalım hemen üzerine. Tavaya 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Hemen yağ erisin. 1 diş sarımsak rendeliyorum. İster ezin ister doğrayın, 1 diş çok lezzet veriyor sarımsakta. Çok yakışıyor bu sosa. 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Burada biraz baharat ekleyeceğiz. Tabii ki baharatlar da sizin hani zevkinize kalmış. Ben kırmızı toz biber ekledim. Kuru nane ekledim sonradan. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle salçayı açmak için 1 yemek kaşığı kadar 1-2 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar da burada kuru nane ekliyorum. Ve sosun altını kapatacağım. Sos hazır. Artık glikonun son halini verebiliriz. Ben burada tuzlu yoğurt hazırladım. Sosumuz var zaten. Yoğurdu ben süzme yoğurt kullandım. Ev yoğurdu da kullanabilirsiniz katı kısmından. Biraz içerisine tuz attım. Ve hazırlamış olduğum köftelerin üzerine böyle gezdiriyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu da üzerine gezdireceğiz. Çok güzel, inanın çok lezzetli oldu. Ana yemek yerine de geçebilir. 5 çaylarınıza da yapabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oldu. Ve gliko bitti. Bu şekilde son hali. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.